Cardun. Ne yapıyorsun sen ya? Villaya fare girmiş, onu ezdim. Lan o hanımımızın evcil hayvanıydı. Çimen'i gördünüz mü? Çimen kim ya? Öldürdüğüm Cardun. Buralardadır hanımım. Bu beyefendi kim? Oğlunuzun yeni bakıcısı efendim. Öyle mi? Bugün Cookie'nin alışverişe gitmesi gerekiyor. Cookie kim? Oğlum kim olacak? Cookie diye isim mi olur lan? Oğlumu önce tıraşa götürüyorsun, sonra kıyafetle mama alışverişi yapıp getiriyorsun. Para işini ne yapacağız? Arkadaşın hesabına bir 30 bin at. 30 mu? 30 az olur hanımım. Ben 50 bin atayım. Oğlan nerede? Cookie! Gel oğlum, gel. Cookie köpek miydi ya? Evet. Onun deyince gerçekten oğlunu zannettim. 50 bin lira buna mı harcayacağız? Köpeğin tıraşı en az 5 bin civarı falan. Yok be, ben 200'e tıraş oluyor. Kıyafetler için de 10 bin ayırdık. Ulan benim üstümdeki elbiseler taş patlasın 400 eder. Mamalar için de 7-8 bin lira bütçe ayrıldı. Biz de sabahları bayat ekmek sırasına girek. Alışverişi marinadan yaparsın, orası daha lüks. Peki hanımım. Ne işim var benim marinada? Bizim mahalleden çözeriz hepsini. Ulan köpekler nerede tıraş oluyordu? Nasıl olsun abim? Ya ne söylesem desem kafana göre kesiyor zaten. Kafana göre kes. Köpek tıraş ediyor musunuz? Dalga mı geçiyorsun lan? Seni köpenle mi uğraşacağız? Köpek benim değil ki. Zengin bir ailenin yanında işe başladım. Nerede tıraş edildiğini bilemediğim için buraya getirdim. Ne kadar verdiler? 5000 civarı. 5000 mi? Kalk lan buradan. Buyur abim, buyur abim, aslan abim. Hani köpek tıraşı etmiyordun? Artık sadece köpek tıraşı yapıyorum. Kanlar, 100 lira veriyorsun, esir aldın bizi sabahtır. Gel, gel paşam, gel. Allah Allah. Nasıl bir tıraş yapalım abi? Ah pardon, meslek alışkanlığı. Nasıl olsun abi? Yanlar al, üstler kalsın. Ya bu fiyatlar çok yüksek. İkinci el var mı? Onlar zaten ikinci el. Peki ya üçüncü el var mı? Üçüncü el kıyafet mi olur lan? Kolay gelsin. Köpek kıyafeti var mı? Lan adamın parası yok diye üçüncü el kıyafet bakıyorsun. Sen köpeğe kıyafet mi alacaksın? Köpek benim değil. Zengin bir ailenin. Niye üçüncü el kıyafet bakıyor? Sadece 300 liram var kıyafet için. Lan nasıl bir dünyada yaşıyoruz ya? Bu köpeğin bile 10 bin lira kıyafet parası var. 10 bin lirası mı var? Ne yapıyorsun ya? Cookie'cim, sana çok güzel ciciler yapacağım. Hani köpek kıyafeti yoktu? Köpek kıyafeti yok ama böyle durumlarda özel dikiyoruz. Dur Cookie'ye bir de kot takım yapayım. Kemik alabilir miyim? Köpek için mi? Yok ya, biz yiyeceğiz. Kemik yok maalesef. 3 kilo but, 3 kilo kuşbaşı, 3 kilo da pirzolalı. Izgara için mi? Yok, köpek için. Ulan biz kemik aramıyoruz, adam köpeğe bonfil arıyor. Amca, kardeşime süt alacaktım da. Ne oğlum, buna süt gelmez ki. Durumumuz yok amca, bu kadar var paramız. Ulan her seferinde eksik getirirsin. Hadi bu son olsun, tamam mı? Dayı, 3 koli süt alabilir miyiz? Ne yapacaksın 3 koli sütü ya? Cookie için. Ulan bu ne iştir lan? Çocuk parası yok diye kardeşine süt alamıyor. Sen itine 3 koli süt alırsın. Haklısın dayı. Keşke bu köpeğin yerinde ben olsaydım. Ben olsaydım. Ben olsaydım. Gel oğlum gel. Hanımım, oğlunuzun yeni bakıcısı Cookie'yi kapının önüne bırakıp kaçmış maalesef. Bu nasıl bir vicdansızlık ya? Kapının önüne bırakıp gitmek nedir? Çok haklısınız hanımım. Vallahi teessüf ederim ona. Ben de anlamadım ki. Acaba şartları beğenmedi diye mi bıraktı? Bilemedim ki hanımım. Telefon sesi nereden geliyor ya? Kapat lan kapat. Çok güzel bir iş buldum. Cookie? Sen konuşmayı mı öğrendin oğlum? O ne? Ne oluyor ya? Cookie nerede? Cookie'nin şartları o kadar iyiydi ki yerine ben geçtim. Ah şu telefon bir çalmasaydı. Niye böyle bir şey yaptın? Fakirin içemediği sütü zengin köpeğine verdiği için yaptım. Cookie nerede? Onun yaptığı her şeyi yaparım ben. Atın bir top getireyim. Cookie, getir topu oğlum.